Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere neyi anlatacağız arkadaşlar? Arkadaşlar, bazı insanlar arıyor, diyor ki büyü bozuldu, bozulmadı. Biz birçok kişiye gittik, işlemler yaptık. Bizim üstümüzde büyü olduğu söylendi. Büyü bozuldu, bozulmadı arkadaşlar. Hep bunları soruyorlar. Dolayısıyla bu videoda sizlere üstünüzdeki büyü bozuldu veya bozulmadı veya var veya yok. Bunu anlayabilmeniz için kısaca önce kendimize odaklanacağız arkadaşlar. Odaklandığınız takdirde eğer sürekli kendiniz sersem, dalgın, yorgun, bitkin hissediyorsanız, sürekli üstünüzde ağırlık, yorgunluk hissediyorsanız, ondan sonra sabahları kalktığınızda savaştan çıkmış gibi hep yorgun, argın hissediyorsanız, ondan sonra sürekli bel ağrısı, kalp sıkışması, nefes darlığı, özellikle geceleri yaşıyorsanız, dolayısıyla sürekli işleriniz ters gidiyorsa veya insanlar sürekli dışarıda karşılaştığınız insanlar size tepki gösteriyorsa, size hani size sataşmak istiyorsa, öyle bir hissiyata kaplıyorsanız, üstünüzde büyü ve nazar olduğundan şüphelenebilirsiniz. Dolayısıyla farz edelim ki bir insana gittiniz, dediniz ki bir büyü bozan veya bir hocaya gittiniz. Dediniz ki ben şüpheleniyorum. Dolayısıyla ben bundan kurtulmak istiyorum dediniz. Ve siz büyü bozma veya temizleme işlemleri yaptırdınız. Ancak sizde herhangi bir değişiklik olmuyorsa, mevcut bu sıkıntılardan kurtulmuyorsanız, biliniz ki üstünüzde büyü bozulmamış demektir. Yani her ne kadar karşı taraf dese ki büyü bozuldu ama üstünüzde mesela aynı haller devam ediyorsa veyahut daha kötü oluyorsanız. Şimdi misal doktora gidiyorsun, psikoloğa. Diyorsun ki doktor bey başım ağrıyor. Doktor diyor ağrımadığını düşün, ağrımadığını düşün. Ama ağrıyor. Doktor ağrımıyor diyorsa ve siz ağrıdığını hissediyorsanız o zaman demek ki doktorun söylediği doğru değil. Demek ki ağrıyor başınız. Eğer ağrıyorsa da ağrının geçmediğini anlamanız için hiçbir sebep yok. Dolayısıyla veya anlamamanız için. Dolayısıyla arkadaşlar aynı şekilde bir büyü bozan birine gittiğinizde de eğer üstünüzde büyü olduğu söylendi ancak o büyüden kurtulmak için belirli ritüeller bir şeyler yapıldı ancak düzelmediğiniz takdirde o mevcut sıkıntılarda kurtulmadığınız takdirde şu anlama geliyor, büyü bozulmamış demektir. Veyahut tekrar eden bir şey var. Dolayısıyla arkadaşlar bu şekildedir. Yani büyünün bozulup bozulmaması. Büyü bozulduğunda ne oluyor? Psikolojik, ruhsal olarak hani o üstünüzdeki negatif enerjiler, üstünüzdeki o bel ağrıları, daralma hisleri, unutkanlığın fazla olması, sürekli dalgın, yorgun, bitkin hissetmeniz, bu hallerden kurtulmanız gerekiyor. Yani format atılmış bilgisayar gibi mevcut bu sıkıntılardan kurtulduğunuz takdirde büyünün bozulduğuna emin olabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Varsa sorularınız yorum bölümünde sorabilirsiniz. Allah'a emanet olun.